ciddi bir çağ eleştirisi var burada. Şimdi tabii bu modern çağın eleştirisi biraz önce söylediğim hızlı trenden indiğimde yazdığım şiirlerden biri bu. Yani Zeki Müren'in varlığını, gittikten sonra varlığını hissettiğimde yazdığım şiir. Zeki Müren burada bir birey olarak değil elbette. Onun getirdiği hatıralar, onun lisanı, dili, okuduğu şarkılar, besteleri, şiirleri, neleri kaybettiğimizi hissettiğimde. Hatta daha da ilginci bir Türk filmi vardır. Orada da Zeki Müren de bizi görecek mi diye bir replik vardır, hı hı, hatırlarsınız. Evet. Burada ismini zikretmeyelim ama işte bütün bu çağrışımlarla ortaya çıkmış bir şiir. Evet, bir çağ eleştirisi bu. Oturduğumuz rezidanslarda hanlar vardı. Eskiden atlarımızı bağladığımız, şimdi otoparklarımız var. İşte YouTube kanallarımız var artık. Gramofonumuz yok, gramofon iğnesi yok, plak yok. Bunlara karşı değilim elbette efendim ama yani, asli olanı, hı-hı, fıtri olanı, tabi olanı korumaktan yanayım. Sanki biraz daha böyle yüzeyselleştiriliyor dijital çağla birlikte. Yani mesela çoğu şey artık kitap sayfalarından da internet üzerinden okuyoruz. Yani elimize alıp kitabı, onun hissi tabii ki bambaşka oluyor. Popülizmden de bahsetmek istiyorum. Popülizm ve gelenekten. Sizce evet, geleneğin düşmanı mı popülizm? Şimdi popüler kültür klasik kültürün düşmanı mıdır sorusu hep sorulur. Bence değildir. Çünkü ama popülizm düşmanıdır. Popülizm nedir? Bir modadır, bir akımdır. Şöyle tarif edebiliriz. İkisi arasında nasıl bir fark var? Şöyle, popüler olmak demek anladığımız anlamda, yani sözlük anlamıyla değil, yaşadığımız anlamda, hı-hı, öngördüğümüz anlamdaki şeyle arasında çok büyük fark var. Popülist bir insan çok tanınan, çok bilinen bir insan olabilir ama popüler kitap, mesela Ahmet Hamdi Tanpınar popüler bir isimdir ama o popülizm çarkı içinde eritilmiş, tüketilmiş bir tüketim aracı değildir. Hala popüler bir isimdir. Kemal Tahir popüler bir isimdir. Çağında olmamıştır ama hala popüler bir isimdir ama mesela günümüzde yaşayan bu popülist yazarlar ya da popülist sanatçılar gibi değildir. Buradan kastım şu, dijital medya ve sosyal medyanın öne çıkardığı ve bir tüketim aracı olarak, bir tüketim aygıtı olarak bize üzerimize boca ettiği isimler ve eserler. Ya da böyle modası çabuk geçecek şeyler var. Bir evet, de kalıcı olanlar var tabii. Evet. Bütün İkisi dönemin, de biliniyor ama tabii, birisi çabuk. Pop kültür hep vardır. 70'li yılların, hı-hı, pop kültürü vardır. 80'li yılların pop kültürü. 80'ler dizisi diye bir dizi vardır mesela TRT'nin. Artık konular bitti ama ilk başlarda onu görüyorduk. Şimdi 90'ların pop kültürü var. 2000'lerin, 2020'lerin pop kültürü var. 20 yıl sonra, 50 yıl sonra nostalji olacak şeyler bunlar. Ama bir de bunun bir sektörü var. Şimdi popüler kültür eğer sektörel bir aygıta araca dönerse, tüketim aygıtına, fabrikasyona dönerse tehlikeli bir şeydir ve geleneği yer bu, tüketir. Nasıl bir şeydir? Söylemek istediğim tam ne anlama geliyor onu söyleyeyim. Zemzem bizim dinimizde, geleneğimizde popüler bir kavramdır değil mi? Ama zemzem kebap olmaz. İşte hicret giyim olmaz. Evet. Mesela Tanpınar kafe olmaz. Anlatabiliyor muyum? Söylemek istediğim şey bu. Evet. Asli haliyle, o manevi, şahsı manevisiyle birlikte korumanız gereken şeyleri tüketim çarkının, popülist çarkın içine koyup kıyma makinesinde çeviriyor gibi, öğütüyor gibi yapamazsınız. İşte o gelenektir, popüler gelenektir. Zemzem, işte hicret, ensar neyse, öbürü kafe vesaire neyse, o da popüler hayatın, endüstriyel popüler hayatın, hı hı, bize dayattığı şeylerdir.